Merhaba kadar mahkumlar. Ben Civan Gülseren. Bu videomuzda videolarda nasıl görünmez oluruz video hilesini göreceğiz. Bildiğiniz üzere videolarda çok efekt, çok hile numara yapılıyor. bize bu videomuzda görünmez olacağız. Tabii ki bir uygulama sayesinde uygulamamız CapCut. Detaylı CapCut videomu da izlemediyseniz i harfine tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Bakalım nasıl görünmez oluyorum yavaş yavaş. Bunun farklı yöntemlerini de siz yapabilirsiniz ana konuyu kavradıktan sonra hemen geçelim. Yalnız geçmeden önce abone değilseniz olmayı, beğenmeyi ve yorumlarınızı, sorularınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da harika olur. CapCut uygulamasının linki de açıklama kısmında var. Bulamazsanız oradan indirebilirsiniz. Şimdi uygulamaya girdik. Bize gerekli olan şey önce mesela ben buraya geçmeden buranın görüntüsünü alıp dondurmam gerekiyor ki buradan efekti yapabilelim. Bize lazım olan şey yapacağımız duracağımız mekanın boş bir görüntüsü ve kendi görüntümüz. Bunları ayrı ayrı alacağız. Şimdi öncelikle yapacağımız mekanın boş görüntüsünü buradan böl diyoruz. Baştaki kısmı şöyle siliyoruz. Şurası boş. Şöyle iyice bir yaklaştıralım. Şura boş mesela. Şuraya tıklıyoruz. Burayı da böl diyoruz ve geri kalan kısmı siliyoruz nasıl yapacağız diye soruyorsanız şuna tıkladıktan sonra en sona geliyoruz burada. Burada dondur var. Dondura bastıktan sonra bu böyle bu şekilde bizim için 4 saniye bir donduruyor ekranı. Bunu istediğimiz kadar uzatabiliriz. 7 8 saniye bakalım şöyle olsun. Boş ekranımızı şu şekilde aldık, dondurduk. Daha sonra buradan bindirme ekle seçeneğine tıklayıp şunu ekliyoruz. Onu bulamazsanız ise şöyle şuraya basıp bindirme ekleyebilirsiniz ya da geri gelip buradan bindirme seçeneğine basabilirsiniz bindirme ekledik. Bunu şimdi durduğumuz yeri bulacağız. Yani bizim ekrana geldiğimiz bölümü bulacağız neresiyse. Tam şurada ekrana gelmişim. Şurada bezimi, örtümü koymuşum. Siz bir kartonla da yapabilirsiniz. Şuradan split deyip böl deyip kesiyorum. Baştaki kısmı siliyorum. Şunu tutup en başa doğru sürüklüyorum. Yani normal görüntümün altına denk gelecek bir şekilde hizalıyorum. Şöyle şuraya çektim. Daha sonra bunu kaydırıyorum. Bakın burada kaymış biraz. Şöyle getirdim. Şimdi bunu çok iyi bir şekilde ayarlamanız lazım arkadaşlar. Bunu ayarlayabilmek için de kolay bir yöntem de var. Opaklık kısmına tıklayıp bunun görüntüsünü biraz kısarsanız hayalet gibi bunu gösterirsiniz. Bunu tam denk getirmek için kullanabilirsiniz. Bunu daha sonra tıklarsınız. Bakın kaçtı mesela? Şu an tam denk gibi görünüyor diyebilirim. Evet, böyle iyi görünüyor. Daha sonra tekrar geliyoruz. Buradan Opaklık kısmını yüzde yüze çekiyoruz Şimdi yapmamız gereken bakın burada bir sembol var başlatın yanında buna bastık Daha sonra maske bölümüne tıklıyoruz böyle tıklıyoruz Şimdi bunu kartonumuzun altına indiriyoruz şu şekilde Buraya indirdik mi videomuzu hareket ettirdikçe yavaş yavaş ilerlettikçe Bu karton nereye çıkarsa Biz de bu böldüğümüz ekranı Oraya doğru şöyle 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 çıkarıyoruz bu da bizim görünmez olmamızı kolay bir şekilde sağlıyor. Biraz daha çekelim. Dediğim gibi bu kartonla, kağıtla vesaire de yapabilirsiniz. Tabii ki karton daha iyi olacaktır. Bez biraz e, yumuşak bir malzeme olduğu için biraz kötü görünmüş açıkçası. Yani sırıtabilir yaparken numaranızı belli olmaması adına bir kartonla yaparsanız daha iyi olur. Şöyle indirelim. Bakın bu görüntümüz bitti. Bunu tutup uzatabilirsiniz böyle bu arada. Evet. Nerede kalmıştık? Neyse bu kadarını şimdi siz anlayacaksınız. Temel şeyi anladıktan sonra kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Gördüğünüz gibi örtümüz burada. Ekran parlaklığını biraz açalım. Şimdi videoyu başlatıyorum. Bakın buna göre Görülmez olabiliyorum. Yarıdan kesiliyor gördüğünüz gibi. Yan tarafta gölgeler çıkıyor. Bu arada çok ışıklı bir ortamda yapmamaya dikkat edin. Ve kapı biraz kaymış gördüğünüz gibi. Onu opaklıktan tam ayarlarsanız daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Bakın şöyle çekelim. Temel mantığı anladınız zaten. Maske ile şu şekilde kendimizi yarıdan bölebiliyoruz. Kapıda bir sorun olmuş. Burayı da hızlı kaydırdığım için. Bakın şöyle olmuş. Bunu da düzeltebiliyorsunuz. Örneğin burası hızlı mı kaydı? Şunu tutup hareket ettirebiliyorsunuz. Ya da şunu tutup silebiliyorsunuz. Bunu sildikten sonra tekrar düzenliyorsunuz. Bu böyle ya. Bunu sildik. Daha sonra tekrar buraya geliyoruz. Buradan maske bölümüne girdik mi? Burada hata vardı örneğin. Bakın burayı almadı. Biz burayı tekrar şu şekilde yapıp şöyle okeyleyebiliyoruz. Bu sorunları da bu şekilde çözebiliyoruz. Ne kadar yavaş ne kadar milimetrik yaparsanız örneğin mesela bakın ben burada bir tane atmışım. Daha sonra buraya kadar atmamışım. Daha sonra buraya kadar atmamışım. Siz bu araları örneğin şöyle bastık ya. Bir artı daha eklediniz. Bakın burada biraz kayma var örneğin. Şuraya bastık. Maske dedik. Bunu tam milimetrik bir şekilde hepsini böyle tek 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 yavaş yavaş ayarlarsanız harika bir sonuç alabilirsiniz. Video böyle uzamasın diye 10 dakikada anlayın diye bu şekilde kısa yaptım. Zaten siz temel mantığı şu an kavradınız. Bakın okey diyelim. Görünmez bu şekilde olabiliyoruz. Yapmamız gereken kep katı biraz bilmek, birbirine iyi eşitlemek ortamı, bu noktaları iyi yerlerde kullanmak. Yani hareket vereceğimiz noktaları, maskeyi iyi şekilde kullanmak. Bu da size video yapmanıza yardımcı olacaktır. Şu şekilde Bakın hafif geriden geliyor gördüğünüz gibi. Bakın burada kaymış. Burayı düzeltebiliriz daha sonra. Ama benimki hafif geriden gelmesine rağmen bence iyi oldu. Siz de örneklerini yapıp bana gönderebilirsiniz bu arada. Kendiniz daha farklı örnekler yapıp gönderebilirsiniz. Sonuç olarak şöyle bir şey olmasını bekliyorduk zaten. Bakın ayaklarımız gitti, gerisi kaldı. Bunu fotoğraf olarak da yapabilirsiniz. Aynı şekilde iki fotoğrafı alt alta buraya atarsınız. Bu şekilde kaybedebilirsiniz. Bu da kolay olabilir. Karton kullanarak dediğim gibi daha iyi yaparsınız. Biraz geriden geliyor ama iyi diyebilirim. Bununla biraz daha uğraşırsak harika olur. Bunlar normalde After Effects gibi ya da Premiere Pro gibi maskeleme olan her programdan yapılıyor. Buradan da kolaylıkla yapabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Oradan size yardımcı olmaya çalışacağım. CapCut temel bir şekilde de hiç bilmiyorsanız, hangi araç neye yarıyor tam bilmiyorsanız dediğim gibi kesin i harfini tıklayıp Cap, CapCut detayı, dil nakli için videoyu beğenmeyi unutmayın. Detaylı CapCut videosunu izleyebilirsiniz. Tekrar bir kez daha bakalım şöyle çekiyoruz ve yarıdan görünmez oluyoruz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır, hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, sorularınızı, görüşlerinizi yorum olarak yazmayı, bildirimleri açmayı ve abone hala değilseniz olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kader mahkumları. Video biterken yine size yeni video önerilerim var. CapCut'tan bütün video işlemlerinizi, montajlarınızı, tasarımlarınızın hepsini yapabileceksiniz. Linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Bu video sayesinde CapCut'ta uzmanlaşabileceksiniz. Hazır CapCut demişken bir video önerim daha var. Dalgalı lirik edit. Bildiğiniz gibi çok izleniyor. TikTok'ta, Instagram'da bir sürü sosyal mecrada görmüşsünüzdür. Bunları da kolay bir şekilde, ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Bunun da linki tekrar açıklama kısmında mevcut. Ayrıca telefondan video çekiyorsunuz ve telefonun ekran görüntüsünü de videoya dahil etmek istiyorsunuz. Bunu da kolay bir şekilde dediğim gibi kaç kere diyorum bilmiyorum ama kolay bir şekilde hallediyoruz. Linki açıklamada bunu da izleyerek Artık siz de telefon görüntülerinizi videoya ekleyebilirsiniz. Ve son olarak müzik ritmine göre videolar çok popüler. Müziğin vuruşlarına göre resim veya video geçişleri yapmak çok basit. Bunu da anlatıyorum. Bu videoların hepsinin linkleri açıklama kısmında mevcut. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.